Yozgatlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği'nin düzenlediği gecede büyük bir ilgi ve sevgiyle karşılanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Bizim ilkemiz insan için şehirdir. Bu şehrin sahibi sizlersiniz." şeklinde konuştu. Allah'ım olsun, Allah helik ve sağ olun. Afiyet olsun, merhaba, nasılsınız? Kendini Yozgatlı hissedenler de var, dostlarımız var. Benim Susurluklular da çıktı, ben de buranın Susurluk ilçesindeyim. Selamünaleyküm. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu güzel etkinlikleriniz için sizi tebrik ediyorum. Hemşericilik güzel bir şeydir. Biz Balıkesir'de gerçekten ilişkileri saf ve düzgün yaşıyoruz. Kimse kimseye özel hayatında karışmıyor. Siz memnun musunuz bilmiyorum Balıkesir'de olmaktan. Balıkesirlileri bir de Yozgat'tan gelenlerden dinlemek lazım. Balıkesirlilerle ilgili fıkraları. İşin hoşu, bizim 31 Mart'ta seçimimiz var. Ben Karesi Belediye Başkanıyım. Burada oy kullanacaklardan oylarına talibiz. Neden talibiz? Biz şehrimizi çok seviyoruz. Şehrimize hizmet etmek için, insanların gönlüne girmek için bir yola girdik. Allah nasip ederse, sizler de takdir ederseniz 31 Mart'taki seçimlerden sonra Balıkesir'de bir yönetim anlayışını devam ettireceğiz. Çoğu planımızı biz 2014'te Balıkesir'le ilgili yapmıştık. İhtiyaçları tespit etmiştik. Öyle 5 yıllık sadece plan yaptığınız zaman biraz topal kalıyor. Biz 2024, yani 2-5 yılı kapsayan, bir de 2050'ye kadar şehrin vizyonunu belirleyecek, nüfusunu belirleyecek, istihdamını belirleyecek, projelerini belirleyecek, projelerle ilgili çalışmalar yapmıştık. Bunların temelinde yatan şey, Balıkesir Türkiye'nin aslında cazibe merkezi. Ama il yönetimi olduğundan dolayı bir Kocaeli gibi, bir Eskişehir gibi birden büyümeyi gerçekleştirememiş. Hasılı netice itibariyle biz 5 yıllığına sizlerden yönetim hakkı istiyoruz, oylarınızı istiyoruz, desteklerinizi bekliyoruz. Yozgatlılar bizim arkamızda ama biz Cumhur İttifakı olarak giriyoruz bu seçimlere. Ben Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı olarak giriyorum. Güçlü bir ittifak. Allah nasip ederse sizlerin desteğiyle seçimlere girdikten sonra hızlı şeye başlayacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum.